Herkese selamlar. Bugünkü videomun konusu İngiltere'de hastane sistemi. Yine bunu kendi tecrübelerimiz üzerinden anlatacağız. Farklılıklar gösterebilir, hastaneden hastaneye değişebilir. Ancak anladığım ve diğer İngiltere'de yaşayan arkadaşlardan elde edindiğim bilgilere göre ortalama yaşanan şeyler böyle. Şimdi geçtiğimiz çarşamba günü ya da perşembe günü eşim hasta oldu. Biz aslında kolay kolay hastaneye gitmeyiz. Zaten hani hep böyle bir şey algısı var ya, çok bekliyorsun, İngiltere'de sağlık sistemi çok kötü çok kötü falan gibi yorumlar var ya. Biraz da ondan dolayı korktuğumuz için genelde hastane falan çok gitmiyoruz. Ancak öyle bir oldu ki eşimin ateşi çok yükseldi ve aynı şekilde başı çok ağırdı. Gece uyuyamadı falan derken hani ne yapsak dedik hani. Sabah olmasını zar zor sabah ettik. Kendi imkanlarımızla ateşini düşürmeye çalıştık falan. Tabii endişelendik. Sonra işte hastaneye gidelim dedik. Sabahleyin saat 7.30'da hastaneye gittik. Acil kısmına girdik. Önce kaydımızı aldılar. İşte oturum iznimize vesaire her şeyimize baktılar. Biz şimdi Ankara anlaşmalı olduğumuz için sağlık sisteminden faydalanabiliyoruz ücretsiz olarak. O yüzden hepsini kontrol ettiler. Sonra sanırım bir hemşire olması gerekiyor. Hemşire işte bir cihaz takıp işte kalp atışı, işte atıyorum ateşini falan baktı, kontrol etti. Neden böyle olduğunu, neler yaşadığını falan not aldı. Hepsini sisteme girdi. Sonra dedi ki dışarıda bekleyin, sizi üst kata çıkartacaklar. Üst katta bir hemşire sizi üst kata getirecek dedi. Tamam dedik. Bir hemşire bizi üst kata götürdü. Tabii giderken şöyle söyleyeyim. Hani odalardan falan geçtik, odaları falan gördük. Bir sürü yaşlı insanlar. Gerçekten hani ortam çok kötüydü diyebilirim yani. Gerçekten Allah kimseyi hastaneye düşürmesin. Ve gerçekten de yoğundu hastaneler. Şimdi acil kısmına gittik, beklemeye başladık. Biz beklerken sanırım 4-5 kişi falan vardı bekleyen. Yanımda bir tane kadın vardı. Kadına hani siz dedim ne kadar zamandan beri bekliyorsunuz dedim. Kadın dedi ki biz dedi 10 saatten beri bekliyoruz dedi. Akşam 10'da geldik dedi. Dedim nasıl ya falan böyle şaşırdım. Eyvah dedim, biz de 10 saat beklersek bittik dedim yani. Tabi bu sırada Esra bayağı bir kötü oldu. Artık titremeye başladı. Ateşi geldi, bir üşüme aldı falan. İyice korkmaya başladım. Gittim görevliye dedim ki yani böyle böyle titriyor dedim. Korkmaya başladım falan dedim. Hani ismi neydi dedi. Baktı, tamam falan dedi. Bekleyin falan dedi. Başka bir şey söylemedi. Mecburen geri döndüm. Biraz da hani endişeliyim. Ya şimdi şöyle, tamam bekleyeceğiz ama ne kadar bekleyeceğiz? Neye göre bekleyeceğiz? Yani anladığım kadarıyla şöyle bir sistem var. Hani hastanın yani gelen hastanın aciliyetine göre sıralamayı alıyorlar gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla. Sonra işte bekledik. Sanırım 2 saat 40 dakika falan bekledik. Bu arada hemen şurada bir dipnot bir şeyim. Otopark ücretliydi. Ben giriyorken hastaneye dedim ki herhalde dedim işte 2 saat durur çıkarız dedim. İşte mobil uygulamayla otoparkın ücretini ödedim 2 saatlik. Sonra baktım 2 saat bitti. Biz hala buradayız dedim. Hani bir 2 saat daha alayım dedim. Bir 2 saat daha aldım. Sonra işte yani en son 4 saat daha aldım. Keşke en başında bir günlük alsaydım. Daha ucuza gelecekti. Hani bunu şey yapayım, belirteyim. Hastane yolunuz düşerse en azından bir günlük falan almanızda fayda var. Sonra biz bekledik. 2 saat 40 dakika falan bekledikten sonra bizi içeriye aldılar. Zaten içeriye aldıktan sonrası kolay. Sadece o doktorun yanına gidebilene kadar problem oluyor. Bekleme vesaire insanı zorluyor. İçeriye girdik. İçerideki doktor gayet şeydi böyle, sempatikti, gayet ilgiliydi. Baktı falan işte ateşine baktı. İşte bir şey yedin mi falan filan gibi böyle sorular sordu. İşte karnın ağrıyor mu, nasıl ağrıyor falan gibi şeyler söyledi. Sonra dedi ki işte sana ben bir serum yazacağım dedi. Bir tane serum, bir de kan testi yapalım dedi. Biz dedik ki eyvah, şimdi kan testi için sıraya girersek bugün çıkamayız buradan diye düşündük. Ama öyle olmadı. Kan testi için geldi doktor, kendisi hemen kan aldı gitti. Dedi ki kan testi çıkana kadar dedi bir tane serum alırsınız dedi. Serum bitene kadar çıkar. O şekilde kan testi sonuçlandığı zaman sizi gönderirim dedi. Hatta bir ara şey dedi, hani espri yaptı. Dedi ki burada kalmak istemiyorsunuz değil mi falan yaptı böyle. Ondan sonra tamam dedik, bekledik. Bir yarım saat serumu bekledik. Bir hemşire geldi, taktı. Dedi ki bir saat falan sürer dedi. Tamam dedik. Serum bitti.
bekledik, gelmedi. Hani aslında bitmesinden önce geldi. Hani saate göre ortalama bir baktı ne var ne yok diye, bitmemişti. Tamam dedi, gitti, bir daha gelmedi. Ondan sonra ben gideyim bakayım dedim, ne yapıyor? Yine o koridorlara falan girdim. Yine bir kalabalık, bir sürü hasta var. Yaşlı insanlar falan sağda solda. İnsan ister istemez kendini bir kötü hissediyor böyle. Bir de böyle şey, bir sürü hemşire var. Biri oraya gidiyor, biri buraya gidiyor. Bir, acayip bir yoğunluk, kalabalık. Gerçekten şeydi yani, bir değişik bir ortamdı. Sanki böyle bir yabancı bir dizinin içindeymişim gibi hissettim kendimi. Sonra işte hemen hemşireye söyledim. O sırada başka bir doktor içeri girmiş. Eşime şey dedi, hani yani çıkmanız gerekiyor falan dedi. Ben de gelince şey dedi, hani açıklama yaptı sağ olsun. Hani dedi ki, çok yoğunluk var dedi. Sizi burada tutmak isterdik ama maalesef araya almamız lazım sizi dedi. Yani kusura bakmayın falan dedi. Tamam dedik. Biz arada beklemeye başladık yine. Neyse, kan sonucumuz geldi. Bir yarım saatte arada bekledik. Kan sonucumuz geldi. Doktor dedi ki, size ilaç yazmayacağım dedi. Ancak dedi, işte bol bol su iç. İşte yemeğini falan ihmal etme gibi şeyler söyledi. Bizi o şekilde gönderdi. Ama biz o arada bekliyorken, sabahleyin biz 7.30'da gitmiştik. 4-5 kişi vardı. Arada bayağı full'e yakın doluydu. Çıkarken de otopark resmen full'dü yani böyle. Anladığım kadarıyla bizim 2 saat 40 dakika beklememizin sebebi sabahleyin erkenden hastanede olmamızdı. 6-7 saat kadar falan beklerdik diye tahmin ediyorum. O yüzden demek ki erkenden gelmek gerekiyormuş hastaneye. Biraz da şanslı olmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Hastanenin o anki yoğunluk vesaire gibi durumlarına da şey yapıyor. Durumlarıyla da alakalı bir durum. O yüzden hastane mevzumuz bu şekildeydi. Bu videonun konusu buydu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.